Mürtel Halkın be. otobüsü sürekli sahada, sokakta. Ben şunu sokakta... da sorayım. Genel olarak yanıt verin. Çünkü Suriye'ye ve tık. diğer konulara girmemiz zor. Çünkü şunun da konuşulmasını istiyorum. Hukukçulara da ve bir iktisatçı olarak onur elime de sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu bugün Twitter'dan bir video mesajı yayınladı. Ve son zamanlarda yaptığı bu çıkışlar gerçekten ilginç ve bir karşılık da buluyor. Faiz Banka iktidar ilişkisine değindi bankalara borcunuz varsa bu borçları vatandaşların borçlarını varlık şirketlerine devrediyor bankalar avukatlar arasında sakın ödemeyin dedi Evet. nasıl yorumlarsınız nasıl karşılık bu, bulur? bu varlık şirketleriyle ilgili e, büyük olasılıkla e, iktidarın da bir hazırlığı var ama e, sayın e, genel başkanımızın da ifade etmiş olduğu bu alacaklar Alınacak bir para yok yani. Adamın hiçbir şeysi kalmamış. İstanbul'da İstanbul'da Geleceğim. İstanbul'da biraz önce de söyledim. Akın akın insanların göç etme sebebi bir sefaletten yoksulluktan kaynaklı. Borcunu ödeyemediği için. Bunların hepsi batık borçlardır. Bu borçların alınacağını zannetmiyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu e, zaten bankaların özellikle bu e, tahsil edemeyip bu varlık şirketlerine devretmiş oldu. Bu varlık şirketlerinin de bir incelenmesi lazım. Kimlere aittir, neyin nesidir o da başka bir tartışma konusu. Ee, bunlar e, daha önce bankalar devlette ödemesi gereken vergi yerine bunları tahsil etmiş paralardır. Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu yok sayacağız. Yok hükmündedir yani. Evet. Ben, onun için kimse o, ödemesin diyorum. Nasıl? Ben de diyorum hiç kimse ödemesin Kimse ee, bir şey alamaz yani. Hocam Onur Erime sözlerin beklettim çünkü. Onur Erim yine Kılıçdaroğlu'nun e, az önce e, faiz banka iktidar ilişkisi nedeniyle yaptığı Yani Onur da aksi bir şey söylemesin çünkü iktidar da o noktaya getiriyor önümüzdeki Peki. günlerde. Hocam daha iktidara gelmeden ha, yani <laughs> şey <söylüyorum, gülüyor> Çelişme. Nerede, bu, sonra yani nerede on kaldı son, bu 10 gün, gün sonra özgürlükler? Nerede kaldı? kaldı daha daha gelmeden, özgürlüğü nerede? e, ee, iktidar da bu konuda bir değişiklik yapacak da onun söylüyorum. ben iktidar öylesi değilim onlar Bu kılıçlar onun hayır borcunuzu ödemeyin onlarla ben konuşacağım çıkışını nasıl değerlendirirsin? Ya ben yani çok net ve kısa bir şey söyleyeyim birazcık da altılı masa konuşabilme vakti olursa iyi olur diye düşünüyorum. Ee, yani şimdi iki tane değerli kuçu var burada. Ben demin Sayın Cumhurbaşkanından şey verdim yani o lafına o zaman itiraz etmiştim diye. Ben bir siyasetçinin, bir genel başkanın, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin sonuçları ve durum her ne olursa olsun. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bunu biliyorsunuz. imza atmayın, onu yapmayın bunu. Hatta tehdide varan bir sürü açıklaması oldu. Bir tehdit yok ya. Bu son aa, derece. Aa bir... bu saat, bugünden sonra attığınız imza dikkat edin. Bugüne kadar bugünküne kadar size mühlet. Bundan sonra bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir de, hukuk anlayıştır? Nasıl bir adalet demokrasi anlayıştır? Ancak CHP'den çıkar. Evet. Ee, ben buna temelden ve esasdan karşıyım içeriğini çok fazla bilmiyorum. Çok az bir şeyler hakkında okudum bu konunun. Ama ben bir devlet adamının, bir ana muhalefet Her iki avukat arkadaşlarımız çok iyi bilirler. O yüzden Ödenemeyen de yani on yani ödenemeyen teknik olarak... borçlar bankaların tahsil edemediği borçları varlık şirketlerine devrediyor. Varlık yani. şirketlerinin bir kısmının da mutlaka incelenmesi lazım. Bu konuda da Sayın Genel Başkanımız da diyor kardeşim bu tefeci faizidir. Ödemeyin diyor. Anladım. Ben, ben de zaten konuya teknik ve hani şu anki bir problem o açıdan yaklaşmadım. Hem konuya çok vakıf değilim hem de anladığım kadarıyla e, bir muhasebesel bir konudan çok hukuki bir konu. Ama ben yani bu konu gelmişken söyleyeyim ben çünkü her seferinde bu çok ciddi itirazım oldu Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ben Türkiye'deki Türkiye protokolünün iki numaralı siyasetçisi, ana muhalefet liderinin ağzından böyle bir cümle duymak benim hoşuma gitmiyor bir vatandaş olarak. Olabilir. Yani şunu diyor aslında ben anlatayım. Diyor ki bu banka Varlık firmasına 100 bin liralık alacağını 3 bin liraya satıyor. Geri kalan 97'yi de vergiden düşmek suretiyle bilançosundan çıkarıp temizliyor. Kâr da Varlık firması da 3 bin liraya aldığı parayı Bravo. 100 bin alacağı da 200 bin lira vatandaştan tahsil etmeye kalkıyor. Hem devletten banka vergi düşmüş olacak hem de vatandaşın yani, boğazına devlete, bu parayı Hem devlete hem, hem, hem de çift bayağı ciddi evet. zarar veriyor. Bu kötü bir şey değil işte. Evet. bir de kötü bir, zaten. E, yaklaşık yarım saatimiz kaldı. Bu altılı masa meselesini de konuşalım yani, diyorum Ersan Hoca'ya şey, söz verin. Birkaç cümle. Şu, ekonomiyle ilgili. Yani bu konuyla. Peki buyurun. Hocam buyurun. Bilir. Sağ Şimdi bir defa ben iki konunun altını çizmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu e, bunu zaten sürekli yapıyor. Ön alıyor. Yani e, zaten Sayın Vekil de onu söylemeye çalıştı. İktidarda olan da Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu konuya el atacak. Mecbur. Attı. Evet attı. attı Dolayısıyla varmış. yarın bir gün sen yaptın, ben yaptırdım, ben söyledim, sen yaptın, ben önden gidiyorum, gündem ben belirliyorum meselesi. Ama bir kanayan yara mı? Elbette. Yani bir suç var mı? Yok. Diyor ki kardeşim bu tefeci faizini ödemeyin. Bunlar diyor, hem onu yaparak Serkan kardeşim anlattı, bunu sağlıyorlar, hem onu yaparak bunu sağlıyorlar. Sen buna alet olma, kendini sömürtme diyor. Bunu da yapamazlar diyor sana. Dediği bu. Bu bir sivil itaatsizliktir esasında. Yani yoksa o borçların tahsili yönünde hiç kimse ortada kanun kitap olmadan e, icra takiplerini, iflas takiplerinin önünü kesemez. Yani siz bir hukuk sistemine inanmışsanız e, gidip orada hakkınızı ararsınız. İlk hak, yasaktır, suçtur. Ama gidip de bir hak sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız hakkınızı yargı yoluyla aramakta serbestsiniz. Hak arama hürriyeti serbest çünkü anayasanın 36. maddesinde. Birincisi bunu söylüyor ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor diyor ki kardeşim ben bu sorunun çözülmesini ya kendi zamanda ya da bu zamanda sağlayacağım ve bu sorunu gündeme getirip çözümünü sağlatan da benim demek istiyor şu anda. İkinci mesele üç orada ülke. başka bir şey söylüyor aslında da. İkinci mesele, ikinci mesele, ya sert tonlarla söylüyor. Yok yok, başka bir şey, komple başka bir şey. Yani benim benim en azından şu anda masada konuşulandan hareketle söyleyeceğim. Peki, buyurun, devam edin. Şimdi ikinci mesele şu. İnsanların kur korumalıda anlamadığı veya takıldığı bir yer var. Ya deniyor ki ya bu kur korumalıyı niye bu kadar eleştiriyorsunuz? İki sebeple eleştiriyorum. Bir, ikincisi hukuki ama ilkini söyleyeyim. Ya yani siz bir ay önce %17 şimdi %16 diyorsun ki bankaya kardeşim ben bu doların yükselmesini engellemem lazım. Çünkü Sayın Bakan, eski bir bakanımız demişti ya umurumuzda mı? Sen dolarla mı maaşını alıyorsun? Ama gördük ki ham maddeyi, enerjiyi her konuda bağımlısın ve bu dövizi getirmen lazım. Dövizi getirebileceğin iki yer var. Birincisi turizm, diğerisi ihracatın. Ama ondan fazla ithalat yaptığında, ithalatın da Türk parasıyla yapamadığında dövizle, dolarla ödediğinde bu dövizi senin getirmen lazım. Tereddütsüz. Ama getiremediğinde ortaya çıkan manzara ne oluyor? Sen e, bu doları bulamadığın sürece kur korumalı denilen meseleye sarılıyorsun. Çünkü niye? İnsanlar dövizde kalmasın, Türk lirasına gelsin. Orada şunu söylüyorsun, diyorsun ki %17, %16 bunu banka sana ödeyecek. Ben çünkü bankaya %14, şimdi %13'te para veriyorum. Ha? Banka rahat. Niye riske girsin? Aldın mı ben %13'te? Verdim. %17 ne şeyim var? %4 veya %5 her neyse. Üstünü diyor ucu açık faiz ben karşılayacağım diyor. Biraz önce size bir örnek verdim. O örneğin üzerine hiç kimse gitmedi. Yani sizin bankaya 126.452 lira yüklediğiniz bir yük kur korumalı da devlete yani hazineye yani vatandaşa merkez bankasına 343.365 lira yani bankanın ödediği paranın 3 katı olarak gelmiş. Benim karşı olduğum bu. Bu parayı kim ödüyor? Nereden ödüyorsun? Kıt kaynakların var paran yok. İkincisi hukuki. Hukuki olarak diyorum ki Kıymetli kardeşim de bilir. Anayasanın 73. maddesi var. Vergiyle siz bunları yapıyorsunuz. Vergi nerelere gider? Kamu giderlerine, kamu harcamalarına. Bugün kur korumalıda ödenen para mevduat sahiplerine, o yatırımcılara, yani yatırımcı derken bankaya para yatıranlara bir kamu gideri midir? Kamu harcaması mıdır? Anayasa dayanağı yok. Merkez Bankası'nın kanununda bu tür paralara fon ayırıp ödeme bankalar üzerinde ödemesine dair kanunda tedbir deniyor. Para harcama demiyor. Siz kimin parasını harcıyorsunuz? Kamunun parasını harcıyorsunuz. Merkez Bankası'nın parası, oradaki para politika kurulunun oluşturan üyelerinin Merkez Bankası Başkanı'nın parası mı? Sorunlu. Hukuki bakarsan da sorunlu. Mali bakarsan da çok ciddi yük